Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da yok artık diyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün doğada hayatta kalma serimizin yeni videolarını çekmek için Antalya'dan kalktık ve şu anda nerede olduğumuzu tahmin bile edemezsiniz. O yüzden sizlere Google Maps'ten göstereceğim. Şöyle açayım. Arkadaşlar şu anda Zap suyunun kenarında Antalya'ya Türkiye'deki en uzak noktalardan birisi olan Hakkari'deyiz. Şu anda şu görmüş olduğunuz siyah çizgi Kuzey Irak sınırı. Kuzey Irak sınırının köşesinde, ormanlık bir arazide doğada hayatta kalma serimizin yeni videolarını çekmek için sizlerle toplandık. Neden buraya geldik? Çünkü bu işi Türkiye'de en iyi yapan adamlardan birisi Hakkari'de yaşıyor. Alkışlarınızla Rampe'yi davet ediyorum. Abi hoş geldin. Merhaba kardeşim. Şimdi hoş arkadaşlar geldin. Antalya'ya burası çok uzak. İlk başta Antalya'dan Van'a geldik uçakla. Ondan sonra araçla 3 saat Hakkari'ye geldik. Hakkari'den de 1 saatlik yolculukla buraya geldik. Kuzey Irak sınırındayız. Yani sizlere şöyle göstereyim. Şu arkamda görüyor musunuz bilmiyorum, o tepe Kuzey Irak toprakları. Ama işin ustasıyla beraberiz. Abi seni tanıyalım. Takipçilerimiz ilk defa görüyor. Kaç yaşındasın? Bu işi uzun zamandır mı yapıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Burada mı doğdun? Buyurun. Herkese merhabalar. Benim ismim Rampe. 34 yaşındayım. Küçüklüğümden beri ben doğayla iç içe yaşamayı seven bir insanım. Tamam. Doğada hayatta kalma gibi konularda iyi olduğumu düşünüyorum. İyi, bayağı iyi. Ben biliyorum, videolarını da izledim. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Eyvallah. Bugün Rampe ile beraber inanılmaz güzel bir video yapacağız. İnanılmaz güzel bir iş yapacağız. Ama tek video değil. Belki 10 tane video yapacağız. Doğada alanımızı kurup burada yaşayacağız. Bir hafta boyunca sizi bırakmayacağım. Tamam. Siz buradasınız. Süper. Şimdi bugün ne yapacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk ihtiyacımız olan şey ağaç evi yapacağız. Barınak. Bir barınak yapacağız. Tamam. Ama ağacın üstünde değil. Nasıl? Ağaca asılı bir şekilde yapacağız. Havada uçacak ha? Evet. Yerde de değil, ağaçta da değil, asılı bir şekilde. Arı kovanı gibi bir barınak yapacağımızı iddia ediyor. Ben de çok heyecanlıyım. Niye yerde yapmıyoruz? Niye ağacın tepesinde yapmıyoruz? Ayı var, kurt var, her şey var burada. Arkadaşlar Burası Antalya değil. Arkadaşlar ben şahidim. Kendi kanalımda ayıyla savaştığı bir video var. Yaralı bir ayıyı böyle kendi yöntemleriyle etkisiz hale getirip tedaviye gönderiyorlar. Benim de en korktuğum hayvanlardan birisi ayı olduğu için uçan barınak yapmamız gerçekten bu bizim için çok iyi olacak. Göre o zaman. Tamam, süper. Nasıl tırmanacağız peki? Onun merdivenini yaparız. Merdiven yapacağız, evet. Merdivenle tırmanacağız. Evet. İçine girdiğimiz zaman onu çekeriz içeri. En güvenli kamp yeri o olur. Şimdi benim ağaç ev deyince aklıma gelen şey kocaman bir gövde. O gövdenin üzerine kurulmuş ve çakılmış tahtalar. Bizim arkamızda çalı gibi bir şeyler var. Bunları birkaç nasıl asacağız? Birkaç ağacı yan yana getirirsek güzel bir kuvvet noktası elde edebiliriz. Oradan çekeriz. Sonra çekeceğiz yukarıya. Evet, yukarıda duracak. Ya şimdi gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Halat gelecek, yaptığımız barınak kuş yuvası şeklinde, arı kovanı gibi. Arı kovanı onu şeklinde. Çekeceğiz. Merdiven var. Ben bugüne kadar bütün doğada hayatta kalma videolarını izledim. Hiç uçan barınak görmedim. Ne bileyim işte şöyle üçgen barınaklar var. Yok, bu biraz değişik olacak. Ağaç gövdesine yaslanmış barınaklar var. Yerin altına kurmuş barınaklar var. Hatta biz de yapmıştık. Bizim yaptığımız barınak arkamızı ağaca verip üçgen bir barınak yapmıştık. Evet. Arkadaşlar çok çılgın videolar gelecek. Barınağımızı yaptıktan sonra barınağın içerisinde yaşamaya başlayacağız. Daha sonrasında avlanacağız, pişireceğiz, yiyeceğiz. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün bu kurduğumuz barınakta yaşayacağız. Sizler de bundan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ücretsiz abone olmak. Ne tarafa doğru gidiyoruz? İran'a doğru mu, Irak'a doğru mu? Yok, biz buralarda işimizi halledelim. Eyvallah. Sınırdayız çünkü, ne bileyim. Hocam sen bana yol göster, ben arkandan gelirim. Komutanım! Şöyle gidelim. İskeletimiz için böyle odunlar toplamamız gerekiyor. Bunları toplayacağız. Düz olmasına özen gösterelim. Şimdi doğada ormanlık bölgelere geldiğiniz zaman çok fazla böyle ağaçlardan düşmüş dal parçaları görebilirsiniz. Mesela bak şurada bir tane var. Dur getireyim. Bak kurumuş, görüyor musun? Bunun etrafındaki dalları da temizledikten sonra iskeletimizde bunları kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Al abi bunu. Şimdi böyle dalları toplayacağız. Ver abi. Ve etrafında şu görmüş olduğunuz budaklarını bu şekilde temizleyeceğiz ki iskeletimizde kullanabileceğimiz dal parçalarını hazırlamış olalım. Bunları birleştireceğiz. İskeletimizi tam anlamıyla güçlü hale getirdikten sonra üstünü otlarla kapatıp ağacın tepesine yukarı çekeceğiz. Doğru çekeceğiz. Bu. O zaman bol bol odun toplayacağız. Çok fazla toplamamız lazım. Arkadaşlar siz bu videoları böyle 20 dakikada falan izleyip geçiyorsunuz ama bazen biz günler boyunca bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Şimdi barınağı yapmaya başlayacağız. Kim bilir kaç saat sürecek. Bazen saatlerce çabalıyoruz. Gün bitiyor. Ertesi gün çalışmaya devam edip sizlere böyle tek parça halinde sunduğumuz da oluyor. Ama burada özel bir durum var. Gerçekten bu barınakta kalacağımız için hava kararmadan bunu halletmemiz lazım. Aynen. O yüzden hızlı bir şekilde çalışacağız iki elden. Sen bununla çalış. Tamam. Ben de şu baltamla çalışayım. Hızlı bir şekilde temizleyelim abi.
Finalde ortaya nasıl bir şey çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi dalları topluyoruz. Etrafındaki budakları temizliyoruz. Çünkü bunlar bizim iskeletimiz olacağı için üzerine yatacağız yani. Her ne kadar otla kapatsak da yani şöyle bir çıkıntı olursa gece bunun üzerine yatmak bayağı zor olur yani. O yüzden elimizdeki baltayla, kasaturayla şöyle o küçük uçları bile temizlemeye çalışıyoruz ki üzerine otlarla kapattığımız zaman şöyle düz bir yüzey olsun. Düz bir yüzeyde yatabilmek için. Bayağı topladık. Şimdi iskeleti hazırlamaya başlıyoruz. Bayağı bir topladık. Evet, onlar iyi. Yeter bunlar mi? Bunlar hemen hemen yeter bize. İlk önce alt zemini yapalım. Ben buraları bir süpüreyim istersen, altımız rahat olsun. Tamam, bu zeminde olmayacağız. Ev yukarıda olacak ama hem çalışırken hem de ilerleyen süreçte burada kalacağımız için yani ot, pislik, çöp kalmasın diye ben burayı bir süpüreceğim abi hızlıca. Temizlik imandan gelir. Yani şimdi barınağı yaparken alt taraf temiz olsun. İskeletini evet. Yapmaya başladık barınağımızı. Tahtaları döşeceğiz. Taban kısmını yaptıktan sonra çatısını şunu tutalım. Tutalım. Böyle. Yapmaya başlayacağız. Şimdi ipimiz evet. Var. Keselim bunu. Bu iple beraber tahtaları tabii ki birbirine bağlayacağız. Şimdilik bu kadar yeter. Tamam. Keselim. Şuradan ortadan da keselim böyle. Hocam bu kasaturayı kendin mi yaptın? Evet, ben kendim yaptım bunu. Çelikten mi? Bu testere palasından yaptım ben bunu. Hocanın kendi yaptığı kasaturası. Videolarda bunu kullanıyor. Acayip keskin. Çaktırmadan ufak bir elime kaçırdım. Elimi sıyırdı. Allah'tan çok derin gitmedi. Şimdi köşeden köşeye bağlayacağız. Bir iskelet oluşturacağız. İnşaat iskelesi gibi düşün. Demirleri birbirine geçirdiğin gibi düşün. Tam köşelerden kestiğimiz iplerle bağlamaya başlıyoruz. Genelde böyle Amerikan filmlerinde görürüz. Hepimizin çocukluk hayali bir ağaç ev. Birçoğumuz böyle şehir merkezlerinde yaşadığımız için, kimilerimiz metropolde yaşadığımız için çok güzel bir şey. Düşünsene çocukken evinin arka bahçesinde böyle ağaç evin olsa oradan çıkmazsın yani. Şu an o hissi yaşayacağız. Kendi ağaç evimizi, hatta uçan ağaç evimizi yapıyoruz. O yüzden biraz heyecan var bende. Sende pek yok gibi daha önce yaptığın için. Bende pek yok da bir hafta içinde kalacağımız için sağlam yapmamız gerekiyor. Benim en sevdiğim şeylerden birisi ilk başta hiçbir şey gözükmüyor ya böyle. Bitirdikten sonra onun mutluluğu böyle zaten bitmiş oluyorsun enerji olarak içine gir uyu. Şimdi sıradaki adımımız ne? Dört köşeden kubbe şeklinde ortadan bağladık mı yavaş yavaş iskeletimiz oluşur. Her bir köşeden şuradan bir tane, o köşeden bir tane, o köşeden bir tane evet. Birleştireceğiz ha. Evet, şunu tut böyle. Ver abi. Şunları da böyle ortadan bir yerde. Şimdi bu barınak bizi tartar mı tartmaz mı diye düşünüyorsak eğer 3 farklı bağlama noktası burada var. 8 farklı bağlama noktası da bu tarafa doğru var. Toplamda 24 farklı noktadan bağlıyoruz. Yani çok hafif bile bağlasan o kadar çok bağlama alanı var ki güçlü hale geliyor bir şekilde. Üstüne tekrardan destekleyeceğiz. Böylelikle güçlü bir şekilde bir barınağa sahip olmuş olacağız. Yani öyle ümit ediyorum. İskeleti kurmaya devam ediyoruz. Bayağı güzel görünmeye başladı. Bu arada Hakkari'de hava sıcaklığı. Hakkari'de sıcaklık -3 derece. Gecede -8'e düşüyormuş arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Şu an burası biraz nispeten sıcak ama gece burada donmamak için bunu bayağı sağlam yapmamız lazım. Bu Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmini izledin mi? Orada umpalumpalar vardı. Oraya gidip onların böyle dünyasını bulmuştu. Aynen oradaki böyle barınaklar gibi olacak. Havada asılı böyle. Eğer bunu zaten yukarıya çekebilirsek, yani şu dalları birleştirip ağaçları birleştirip bunu havada asabilirsek efsane bir şey olacak. Olay bir şey olacak yani. Bunun etrafını nasıl saracağız? Önce etrafına birkaç dal daha yapıştıracağız. Etrafını otlarla kaplayacağız. Hiçbir şekilde su girmeyecek şekilde ilk başta dallarla destekleyip daha sonrasında otlarla barınağımızı kapatacağız. Güzel bir görüntüsü olacak ha. Yani şu an böyle çadır gibi görünüyor. Evet. Ama biz buraya dalları destekleyip üzerine otları verdikten sonra böyle kat kat arı kovanı gibi bir görüntüsü olacak. Hayal edebiliyor musun? Yani bak şöyle düşün. Şöyle 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 her yerde kat gelecek otlar. Destekliyoruz. İç dış iç dış iç dış iç dış yapacağız. Şöyle geçirip oradan kırmadan bağlayacağız. Onu bağlayacağız evet. Bizim kapı girişi. Buradan gireceğiz. Ben tuttum burayı. Tamam ben bağlayayım. Tamam. Nasıl görünüyor girişi? Yani böyle ağaçları nereden bulacağız demeyin. Tam Türkiye coğrafyasına uygun çam var, söğüt var.
direkt düşmüş ağaçlardan da, kuru dal parçalarından da, ufak böyle dallardan da kendimize temin ettik, kestik, topladık ve birleştirerek yapıyoruz şu an. Geceleri hava sıcaklığı -10'a kadar düşüyor. Biraz daha sıkı yaparsak soğuktan daha iyi korunuruz. Hiç rüzgar girmez içeriye. Evet. O zaman şuraları da biraz kapatalım. Elimde çalılık var, tamam mı? Yerden topladığım çalılıklar. Ne kadar sık bir şekilde şurayı örersem, aynı sepet örmek gibi, üstüne de otu attığımız zaman o kadar az rüzgar girer. Yağmur yağdığını düşün, üzerinde de ot var, akıp gidecek. Islanmamamız lazım. Islandın mı gittin. Ya da çok güneşli olduğunu varsay, barınak yaptın, güneşi engellememiz lazım. Anladın mı? O yüzden sarabildiğimiz kadar esnek ağaç parçalarıyla sarıyoruz etrafını. Hasırlarımız hazır. Bununla iyi bir şekilde güçlendireceğiz ki 2 metre 3 metre yukarıya çektiğimiz zaman tepe üstü düşmeyelim açılırsa. Kaç metre çekeceğiz yukarıya? Yaklaşık 2,5-3 metre yukarı çekeceğiz. 3 metrelik evet. Ayı yoktur diye tahmin ediyorum. Yok. O kadar büyük ayı yok burada. Kalktığı zaman ama oluyor böyle. Ellerini falan kaldırdığı zaman. Yetişmez. Yetişmez değil mi? Yok, yetişmez. Biz biraz daha yukarı çekelim ya. 3 metre yapacağım. Hadi. Tamam. Allah Allah, 10 metre. Ormana gittiğiniz zaman zaten bak ağaçlara sarılmış böyle sarmaşıklar görebilirsin. Biz bir önceki videoda da o sarmaşıklardan bağlamıştık. Yine yapabilirdik. Tabii ki ihtiyaç halinde onu kullanabilirsiniz ama hayvanlara ve yuvalarına zarar vermemek adına biz hasır ip kullanıyoruz. Normalde onunla da yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim dedim, sonra yorumlarda ya la ip olsa biz de yaparız modunu görmek istemiyorum. Öyleleri varsa videodan şöyle hızlı bir şekilde like atıp gitsinler. İskeletimizi hazırladık. Giriş kapımızı bıraktık. Alt zeminimizi hazırladık. Ve kubbe şeklinde en üst kısmımızı hazırladık. Ama asıl amacımız barınağımızı yukarıya çekmek olduğu için eğer biz ağırlığı kubbenin en üst kısmına verirsek biz altına geldiğimiz zaman çat diye çöküp aşağı çökebiliriz. Bizim yapmamız gereken, bizim 4 köşemiz var, tamam mı? 4 tane kirişimiz var. Ana ağırlık merkezlerimiz. Ana ağırlık merkezlerimizden aldığımız halatı yukarıdan ağaca bağlayacağız. Ki biz burada durmayacağız. Ağırlığı buraya vermeyeceğiz. Ağırlık köşelerde olacak. Bu şekilde aşağı düşmemeyi planlıyoruz. Erkenden hava kararıyor Hakkari. Saat kaçta kararıyor hava? 4.30-5 gibi kararıyor. Saat 4.30'da hava kararıyor hacı. Şey videosu yapalım mı Ramazan'da? En az oruç tutma, en kısa. Çanakkale'de sahur, burada iftar. Allah'ı mı kandırıyor? Hayır. Hayır. Bunu dandik bir şekilde yapmak var. A kalite yapmak var. Biz buraya bırakıp gittiğimiz zaman seneye de önümüzdeki aylarda da rampenin yanına geldiğimiz zaman burada kalabilecek şekilde bir iş yapmak istiyoruz. O yüzden rampa çalışıyor, ben konuşuyorum. Şuradan bağlayacağız. Yukarı doğru çekeceğiz. On numara. Aynen. Şunu biraz daha güçlendirelim. Biraz daha güçlendirelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi garibinize gidebilir ama bizi soğuk hava şartlarından koruyacak olan otlar bunlar. Bu görmüş olduğunuz otları farklı bir yöntemle iskeletimizin etrafına bağlayacağız ve bu görmüş olduğunuz otlar bizi yağmurdan, çamurdan, yaştan koruyacak ve ıslakmış, gözüme kaçtı. Gördün mü? Suyu hapsetmiş içine. Bağladığımız yöntem nasıl olacak? İçeriye yağış girmesin, rüzgar girmesin. Bir deste ot aldığımızda tamam, onu iple bağlayacağız. Sonra ipimizi iskeletimize monte edeceğiz. Bu. Ne kadar sık dokursak o kadar yağış, hava, herhangi bir şey girmez içeriye. Evet, o kadar sıcak olduğu için. Her biri birbirinin üzerine gelecek şekilde. Mesela bu katmanı döşedim ya. Bu katman da bunun üzerine gelecek. Onun üstündeki katman bunun üzerine gelecek. Bak gel. Ben zaten burayı döşemiştim. Ama üstüne yaptığım katmanı da tekrar bunun üzerine getirdiğim için sık ve daha kalın bir katman oluşturuyorum. Böylelikle buradan hiçbir şekilde ne yağış ne de hava girmez. Böylelikle içerisi kış ayında bile olsa sıcak bir şekilde barınabileceğimiz bir barınağa dönüşecek. Bu yatay katmanları zaten hani aşağı doğru atmıştık ya böyle sıra sıra. Bunu amaçlayarak yaptık. Yani üzerini kaplarken aslında şöyle düşün. Bir binayı yaptık. Şu anda sıvasını boyasını yapıyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Dış katmanlarını yapıyoruz. Örmesini yapıyoruz. Hayalimdeki barınağa yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Tam olarak kapladıktan sonra bir de yukarıya çekebilirsek bunu yapmak gerçekten ister yani. Ben sana söyleyeyim. Bir like atın siz de. Abone olun. Ardı ardına gelmeye devam edecek videolar. Rampe ile beraber de çok güzel videolar yapmaya devam edeceğiz. Sevdiyseniz onu kanalında video sonuna koyacağım. Oradan ona da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda barınağımız bitti. Ama biz de bittik. Ne kadar çok çalıştığımızı tahmin bile edemezsiniz yani. Tek bir şey kaldı eksik olan, bunu yukarıya çekebilmek. Zaten çekersek tamamdır. Çektikten sonra eksik kalan kısımlarını tamamlayacağız ve alt zemini de ben temizleyeceğim. Hadi çekelim artık. Yapalım. Şu içine bir bakacağım yani. İçi nasıl? Aa, genişmiş. Güzel mi? İçi bayağı geniş. Girsene bir bakayım. Bak burası Kadıköy'de 2500 lira buranın kirası. Nasıl?
Vallahi 10 numara yumuşak. Birkaç tane delik görüyorum, onları kapatacağım. Ondan sonrasında eksiksiz. Vallahi uyunur. 10 numarada uyunur. Arkada zaten zap suyunun sesi geliyor. Mis gibi. Bir yarım saat uyuyayım da ondan sonra. Hocam barınağı yaptık. Ağaca nasıl bağlayacağız? Nasıl çekeceğiz? Ben şuraya çıkacağım. Tamam. Sen ipi atacaksın bana. Tamam. Ben ipi geçireceğim dala. Daldan ipi geçirdik. Evet. Aşağıdan çekeceğiz. Aynen öyle. Bunu çekebilir miyim? Ağır çünkü. Ben çekerim. Sen de alttan destek verdin mi çekeriz. Tamam, o zaman sizi ağaca alalım. Tamam. Tamam, ben çekerim. Hayırlı olsun diyoruz. Hocam çıkabilecek misin? Yardıma ihtiyaç var mı? Yok, ben çıkarım. Hey maşallah, hey maşallah. Hocam aman dikkat. Şimdi ben bunun ucunu bulup sana göndereceğim değil mi? Gönder yapayım. Tamam, bir saniye. Biraz boşluk veriyorum. Vallahi bunu kaldırabileceğimize biraz şüpheliyim. Geliyor. Gönder. Ah. Hop. Tamam, bende. Bravo lan. Hadi daldan geçir. Çekmeye başlıyorum. Çek. Ha, gücüm yetmez. Bence sen de gel buraya. Ha? Tamam, geliyorum ben. Hadi gel. Hocam iyi misin? İyiyim. Ula. Yok, bu gelmez. Hareket ediyor biraz. Bu gelmez. Gel, o hizayı alalım ondan gibi sonra. Sanki böyle gelesi var gibi yani. O hizayı alalım ondan sonra. Şimdi kaç kilo olduğunu anladınız. Bir saniye. Altında kalıyor. Altında kalıyor. Bir dakika. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi. 3, 2, 1. Tamam. Şunu da böyle çektik mi? Beraber çekelim. Bakalım ne olacak. Hadi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kalkıyor. Hadi kalk. Bir daha yapalım. 2, 1. Abi nasıl yapacağız biliyor musun? Bir saniye dur. Sen halatı çek, ben altına gireyim, ayaklarla basayım. Tamam. Ben çektikçe mantıklı. Sen dirençle. Ben çektikçe sen dirençle. Mantıklı. Tamam. Hazır mısın? Hadi. Bir dakika, tam yatayım altına. Bırak abi. Benim komutumla beraber çek. 3, 2, 1. Bas attı. Çek. Bağla. Bağlıyorum. Abi biraz daha çekebilir misin? Bağlayayım ondan sonra. Yani şu an halata bağlı olduğu halde biraz ağır. Döndürsene şeyini, burada görelim. Girişi. Nasıl görünüyor? Döndür döndür, daha belli değil. Bu tarafta mı girişi? Döndür döndür, aynen burası. Tamam. Oo. Bırakayım mı? Bırak, bağladım. Oy. Nasıl görünüyor? Oldu mu? Hayal ettiğimiz gibi oldu mu yani? Ha? Biraz boşluk var. Bir yarım metre daha kaldırırsak çıkar olur. Bir hadi de. Bir parça daha beraber çekelim oradan. Tamam. Git oradan. Git de böyle. Gel. Bak tam kalktı. Bir daha. İyi mi? Evet. İp kopabilir. Ağaca sabit. Şunu böyle bağlayalım. Tamamdır. Bu iyi. Ya merdivenden tırmanmayı bilmiyorsa ayı çıkamaz buna yani. Ve bizim merdivenimiz eksik. Merdiveni unuttuk. Gözüme dal girdi. Yaparken. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi kartal yuvasını yaptık. Hayal ettiğimiz gibi oldu mu? Arı yuvası gibi yapacağız dedik. Yerden yukarıda yapacağız dedik. Korunaklı olacak dedik. İyi. Güzel. Yükseklik iyi. Şimdi elimizde de sadece tahta parçalarından ve halattan yapmış olduğumuz merdiven var. Normal bir tahtanın uç kısımlarından birer parça alarak oraya attığımız düğümle kendimize bir merdiven yaptık. Şimdi merdiveni de girişe bağlayacağız ve tırmanacağız. Bak gel 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 gel. Gel. Arkadaşlar sizlere söz verdiğimiz gibi havada asılı, barınağımız hazır. Nasıl görünüyor? Bayağı tatlı görünüyor. Döndürsene bir böyle. Dur. Kendi etrafını da çevirelim. Ben bir içine gireyim artık ya bunu. Ha? Yukarıdan destek alabilirsin. Bakalım taşıyacak mı? Bere çıktı, kel göründü. Nasıl görünüyor? Çok güzel oldu. Şimdi bunun önünde bir kamp ateşi. Ormandan avladığımız hayvanları pişirmece. İlerleyen bölümlerde gelir mi? Gelir gelir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, söz verdiğimiz gibi uçan barınağımızı yaptık. Merdiveninden tasarımına, askısından halatına kadar gerçekten el işçiliği hocam.
Elim biraz önce havada kalmıştı ama şimdi tuttunuz. Rampa ile beraber hayal ettiğimizi gerçekleştirdik. İlerleyen bölümlerde doğada ekipmansız bir şekilde avlanıp avlandığımız, yakalayabildiğimiz ne varsa pişirip yiyeceğiz. Serinin devam videolarını izlemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Rampa ileydik. Görüşürüz.